Merhaba gençler. Başlıktan da anladığınız gibi 32 bin tip bir seri terlik alımı başvuru şartları ve güncel durum hakkında bilgi vereceğim. Şimdi daha önce 85 bin sağlık alımı hakkında bilgi vermiştim. Pardon. Şimdi de 32 bin sadece tip bir seri terlik alımı hakkında bilgi vereceğim. Şimdi gençler bu alım hakkında şöyle söyleyeyim. Aldığım duyumlar ve bilgi çerçevesinde pardon. Bu alımın 2 ya da 3'e bölünmesi bekleniyor arkadaşlar. Nasıl yani 2 ya da 3? Yani bu 3 alım olarak yani alınabilir. Yani işte 10 bin, 10 bin, 12 bin diye alım olabilir. Tabii ilk alım 2020 puanına göre olması bekleniyor. Tabii 2020 puanına göre olursa 10 bin alım nasıl olacak? İşte bu tip bir sitelerin işçi statüsünde alınması gündemde arkadaşlar. Yani şöyle. Mesela örnek vereyim, 2020 KPSS puanı ilan açıkladı, 10.000 tane tip bir seri şimdi alacağız dedi. 22 tanesi de 2022 KPSS'ye göre alacağız derlerse bu 10.000'i şöyle yapabilirler. İşte bunun 3.000'i ön lisans, işte 3.000'i orta öğretim tip bir seri, geri kalan işte 4.000'i de KPSS işte İşkur üzerinden KPSS şartı var. Öyle işçi olarak da alabilirler arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde yapma ihtimali var. Bizim kendi aldığımız duyumlarda da en az ikiye bölüneceği, tabii üçe bölünme ihtimali de var olduğu söyleniyor arkadaşlar, ama en az ikiye bölünmesi bekleniyor. Yani şöyle söyleyeyim, üçte biri 2020 puanıyla, geri kalan üçte ikisi ise 2022 puanıyla alınması bekleniyor. Zaten Fahrettin Hoca'nın açıklamasını dinlemişsiniz. Dinlemeyenler sağ öz köşeye kartlar kısmına bırakacağım. Kendisi zaten 2-3 hafta içerisinde ilana çıkacağını söylüyor arkadaşlar. Yani 2020 alımına göre ön lisans için konuşuyorum arkadaşlar. Yani lisansların 2022 puanı olma ihtimali var. Ama ön lisansların 2020 puanıyla alım yapılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi alımlar şart olarak zaten bir tek tip bir seyreter mezun olmaz yeterli. Bir de KPSS'den en az 50 puan almışsanız bunlar size yetecektir. Eğer zaten ilk alımda 10.000 bile alınsa, hatta 10.000'i bıraktım 5.000 bile alınsa puanlar çok rahat 60'ları 65'leri görecektir arkadaşlar. O yüzden yani bu yapılacak 32.000 alımda KPSS'de, özellikle tip bir seyreterlik alımda KPSS tip bir seyreterlikte puanların 50-55'leri göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu alımlarla beraber. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? Alımlar kaça bölünür ya da işçi statüsünde tip bir seyreterlik alımı yapılır mı? Hepinizin yorum kısmınızı bekliyorum. Artık söz Fahrettin Koca'dan. Fahrettin Koca herhangi bir açıklama yaparsa size paylaşacağım. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki tip bir seyreterlikteki bu kadroyla beraber puanların hepsi 50-55'leri göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilmem siz nasıl düşünüyorsunuz? Hepinizin yorum kısmınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.